Ve şimdi Zeynep'imin yanına gitmek istiyorum. O ayıcıkları görmeniz lazım. Hayatım hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Çok tatlısın üstündeki örgülerle. Çok teşekkür ederim. Bütünlük sağlamışsın, formata uyumlu gelmişsin. Evet, böyle sizin için. Arkadaki çantayla beraber böyle benim açımdan değil mi? Çok bir bütünlüğünüz var yünlerle. Gerçekten öyle. Şimdi bebeği göstermek istiyorum. Teşekkür ederim. Doğal bebekler. Sık sık bebekler yapıyoruz biliyorsunuz. Çocuklarımızı gözümüzden sakınıyoruz. Onlar için her şeyin doğalı olsun istiyoruz. Beslenmelerine özen gösteriyoruz. Kendimize özen göstermediğimiz kadar çocuklarımız çok çok kıymetli. Oyuncakları da doğal olsun. Farklı farklı modeller paylaşıyoruz. Yine bebek yapmak isteyenler, öğrenmek isteyenler için tüm aşamalarını Zeynepciğimden öğreneceğiz. Tinaydın. Merhaba. Çok mu güzelim? Evet. Çok tatlı. Ay şahaneler, farklı farklı renklerde, kalpli kalpli bir de. Evet, kalpli. Sevgi dolu olsun. Değil mi? Evet. Senin var mıydı? Sen evli miydin? Değilim, hayır, bekarım. Öyle mi? Hadi bakalım, hayırlı kısmet önce. Hayırlısı. İlişki ve aile danışmanımız Serhat Yabancı gelecek, ilişkileri de konuşacağız. Evet, süper. Doğru insanı bulmak önemli, kesinlikle. Doğru vakitte evlenmek evet. Önemli. Yani evlenme odaklı değil, bunu her zaman programda konuşuyoruz. Öyle bir parantez açtım, niyeyse bilmem. Acele etmemek lazım. Aynen öyle. Gerçekten. Canım benim, şimdi bu güzel, şirin, ayıcıklı, amigurumi bebek için nasıl tığ, nasıl ip? Şimdi şöyle, iki tür ip kullanıyorum. Bir tanesi kalın, bir tanesi ince. Kalın olan için 3 numara tığ kullanıyorum. İnce olan için 2,5 kullanıyorum. Yani kalın ip kullandığınız zaman bebeklerin boyutu biraz daha büyük oluyor. Daha böyle ele geliyor. Öylesi güzel, oynaması şöyle daha keyifli. Kucağa almalık, evet, evet. Onunla uyumalık. Aynen, kesinlikle. Çocukların daha hoşuna gidiyor büyük bebekler. Oyuncak ne kadar büyürse çocukların daha dikkatini çekiyor. Ben de istemiştim, büyük bebek istiyorum demiştim. Böyle kocaman bir bebek almışlardı. Ya vallahi ya, çok özeldir yani. Çok kıymetli oluyor. Ne kadar böyle değil endamlıysa değil mi? Evet, kesinlikle öyle. Şimdi ben tabii hazırlık yaptım. Biraz uzun sürüyor bunların yapması. Büyük olduğu için kafası falan. Ama tabii anlatacağım. Bir bacağını ve bir kolunu burada öreceğim. İçini dolduracağım. Birleştirmesini yapacağım. Zaten sayılarını da yayından sonra paylaşacağız. Aynen öyle. Şablonu yüzden hazırlayacağız. Aha, evet, bayağı tombul ayaklı. Yere sağlam basan bir bebek olacak değil mi? Evet, aynen. Biraz böyle sallanıyor ayakları. Bu çok hoşuna gitti insanların sallanıyor olması. Sallanır ayaklı. Bir de oturabiliyor. Şöyle bir yere yasladığınızda da şu şekilde oturabiliyor. Deşiğinin başına dizin. Evet. Şimdi orada dursun. Ben gene klasik sihirli halkadan başlayacağım. Çünkü bu herkesin her zaman takıldığı bir nokta. Sihirli halka. Herkes de farklı yapıyor. Sen iki kere doluyorsun evet, bak. Evet. Evet, ben iki kere doluyorum. Çünkü niye biliyor musunuz? Önceden de söylemiştim. Açılmasın. Bunlar çok böyle hor oynanabiliyor, yıkanabiliyor. Zaten doğal olduğu için atın makineye, yıkayayım mesela. Fırlatıp atıyoruz, öyle oynuyoruz. Evet. Bunu böyle böyle oynamak lazım. Makinede de yıkanıyor, güzel. Aynen, yıkanıyor. Hiçbir şey olmuyor. Şöyle iki kere doluyorum. Evet. İki kere doluyorum ipimi. Ondan sonra buradan geçiriyorum, kilitliyorum, çektim. Bu birkaç seferde izlenip öğrenilmesi gereken bir şey. Tek seferde öğrenilmiyor. YouTube'dan açıp izleyebilirsiniz. Kanallarda var diyelim. Kanallarda var, evet. Şöyle bunun içini... Biz de burada sürekli dün de çanta yaptık. Onun da mesela sapında halkalar vardı. Hatırlarsınız dün seyredenler. Orada da sihirli halkayla başlamıştık. Bunun içine 6 tane sık iğneyle klasik başlıyoruz. Her zaman ayak, el, 6 sık iğneyle genelde başlıyor. 5'le de var. Şimdi bu bebek için ilk önce nereyle başladık? Ayağını yapıyorum. Ayak. Aynen. Tamam. Ayağını 6 sık iğneyle içini dolduruyorum. Şuradan sayabilirim bakın. 2, 4, 6 tane oldu. Burada da gene alttaki ipini çekiyorum. Tırnakların çok güzel aşkım. Çok teşekkür ederim. Her şey sizin için. Ay çok şekersin. Ondan sonra tekrardan çektim, kapattım. Son ilmeği ilmek kaydırmayla geçirdim. Şöyle. Evet. Şunu iyice sıkılıyorum ve kesiyorum. Çünkü bu örerken rahatsız ediyor insanın elini. Sonra her ilmeğe çift. Çift batıyoruz. Evet. Şurayla başladık. Aynen, her ilmeğe çift. Ayağımızın dibi. Ayağımızın dibi. Buradan başladık ve buradan artıra artıra devam edip. Evet. Öreceğiz. Öreceğiz. Buraya eklemeden önce de silikonları. Sen içine koya koya mı ilerliyorsun, yoksa en sonra mı elyafları takıyorsun? İçine koya koya ilerliyorum çünkü mesela bunlarda
Öyle yapınca böyle daha hem sertliğini ayarlayabiliyorsunuz. Mesela yumuşak olması güzel olmuyor. Böyle eli hani tabii oynanmıyor. Böyle sımsıkı olunca daha tok ve daha güzel oluyor. O yüzden örerken koyuyorum. Onları da gösterelim. İlk önce kaç tane içine yaptın? Şimdi 6 tane. 6 tane yaptın. Sonra 2'yi artırdın. Şuradan artırmalarını bana sever misin? Tabii çünkü ki. Tabii ki. Aşama aşama. Şuradan göstereyim bunu, evet, yapmıştım. Evet, nasıl istersen. Şimdi sihirli halka 6 tane sık iğneye döndürdüm. Sonra bir sırada geçtim. Her deliğe çift battım. Sonra bir sırada bir tek bir çift. Yani burada arttırmalarıma başladım. Bir tek bir çift, bir tek bir çift. 18 olana kadar yaptım. Zaten şurada bakarsanız eğer ilmeğin bitiş yeri şu nokta. Çok belli oluyor zaten. Evet. Şöyle devam edelim. Aynen, mesela saymayı karıştırdınız, kafanız karıştı. Genelde bunda çok sıkıntı yaşıyor. Benim annem öyle diyor. Üf Zeynep, bunu yapamıyorum falan diye. Sayıları unutuyorum diyor. Ben de hemen diyorum, bak anneciğim şuradan saymaya başlayabilirsin şöyle diye. Şöyle kamerayı gösterelim. Evet. Aynen. Bir sonra tek bir çift. Bir tek bir çift. Sonra yukarı çıkıyorum. İki tek bir çift. Zaten hani iki tek bir çift, üç tek bir çift, dört tek bir çift diye spiral olarak genişliyor. Genişlemenin amacı. Ben mesela burada beş tek bir çifte kadar çıktım. İsteyen, daha büyük ayı isteyen bunu 6'ya, 7'ye, 8'e çıkartabilir. Tamam. Sonra 5 tek bir çiftten sonra 4 sıra düz ördüm. Hiç artırma yapmadan. Sık iğneyle devam ettim. Aynen, sık iğneyle devam ettim. Daha sonrasında ayakta şu formu vermek çok önemli. Hani tam ayak olduğunu belli değil. Şöyle bir durum var. Evet, çünkü bebekler var. Aynen, bebeklerde de böyle bunu seviyoruz mesela. Genelde oluyor böyle patiklerinde falan, evet, yapıyoruz. Sonra bir sıraya geçtim. Bir sırada tekrardan 5 tek bir azalttım. 4'ten sonra 5 tek bir azalttım. Tamam. Bir üst sırada 12 tane düz ördüm, şurayı 4 azalttım. Onu vermek için. Evet. Şimdi bir saniye. Şimdi buraya 6 yaptın. Evet. Sonra çift battın, 12 yaptın. Sonra bir tek bir çiftle 18'e çıkardın. Evet. Sonra 3, 4, 5. 3, 4, 5 yaptım. 5'e kadar çoğalttım. 5'ten sonra kaç sıra düz ördün? 4 sıra. 4 sıra düz ördün. Evet. Sonrasında bir tek bir çift tekrar mı yaptın? Sonra şimdi azaltmaya başlarken kaldığımız sayıdan azaltıyoruz. Yani şöyle, burada 5'te kalmıştık, evet, ya. Yeteri kadar ben formu aldım. Ben azaltmaya başlayayım bunu diyorsunuz mesela. 5'ten tekrardan azaltmaya başlıyorum. 5 tek bir azalt oluyor bu sefer. Anladım. Eğer 6'da bitirseydim 6'dan başlayacaktım. O kavisi o şekilde veriyoruz. Evet. Sonra bunu buradan azalttım. Dedim ki şurayı yapayım. Öyle olduğu için 12 tane düz geldim. 4 tane azalttım yan yana. Sonra tekrar 12 tane düz gittim. Tamam. Başlangıç yerime baktım. Nerede kaldığımı. Bir üst noktaya çıktım. 5 yapmıştık. 4 kaldı elimizde. Buraya geldim. Burayı bir sıra bu şekilde geçtim. 4 tek bir azalt yaptım. Ondan sonra yukarıyı şöyle yaptım. Şimdi bir anda azalmaması için, bir anda böyle azalmaması için yavaş yavaş şöyle oval olarak azalması için ne yaptım biliyor musunuz? Bir sıra düz, bir sıra azalt. Bir sıra düz, bir sıra azalt. Düzleri de araya geçmemin sebebi, her sırada azaltma yaparsam şuradaki çizgi çok belirgin oluyor. Çok büzülür o zaman birden, değil mi? Evet. O... Bir sıra azaltma yapıyorum dediğinde azaltmalarını kaçta bir yaptın? Bir sıra, yani şöyle söyleyeyim, kaçta bir derken zaten burası 30 oluyor. Evet. Ya 30 ya 24 oluyor, onun sayısını şimdi hatırlamıyorum, birazdan yapacağım. Mesela 24 oluyor, 24... 24'te biraz mesela 24, 23, 22, 21, anladım, 20. O sırada bir tane azaltıyoruz. Evet. Bir sıra hiç azaltmadan yapıyoruz, sonra bir azaltıyoruz. Azaltmadan yapıyoruz, sonra iki sırada, evet, tekrar bir, evet, azaltıyoruz. Bunu tamamen kafamdan yaptım çünkü ben bakıyorum, örüyorum. Şimdi ilk önce her sırada azalttım. Burada çizgi çok belli oldu. Ama bir sıra düz, bir sıra azaltma yapınca muntazam bu sefer oldu. Evet, muntazam oldu. Sonra geldim buraya kadar çıktım. Bizim hep demiştim ya, 6, 12, 18, 24'ün katlarında hareket etmemiz lazım diye. Mesela burası 24'tü. Ben buradan 18'e kadar çıktım. Yani 18'e azalttım. Öyle yapınca sonra buradan tekrardan o azaltmayı, mesela burada 4'e gelmiştim. 3 azalttım. 1. 3 yaptım, 1 azalttım. Sen mantıklı. Evet, 3 yaptım, 1 azalttım. Sonra buraya... Sonunca matematikle böyle üçler, birler, ikiler... Yani
Bunu zaten sonra burası 12 olmalı ki kapatayım küçük. 12 olması lazım. Evet. Diyelim ki burasını daha büyük yaptılar. Biz 5 artırdık ya mesela en son o şekilde yapmıştık. Bunu 7 yapabilirler 8 Tabii. yapabilirler dedin yine burası 12 mi olacak? Evet. Her zaman bitiş kaçla başlıyorsak mesela 6 ile başladık ama dikmek için 12 önemli. 12. Evet yani bunda öyle oldu. Mesela diğer bebek eğer bebeğin şöyle göstereyim. Mesela örmüştük ya geçen programda evet. Lili. Onun kafasını kapatmak için mesela burayı 6 yapıp dikiyoruz mesela. Evet. Öyle de yapabilir. Ama bu mesela ayılarda falan genelde kol bacakları 12'de kesip ya ben öyle yapıyorum. Bu, bir sürü hani kolda da 12 değil mi? Evet aynen. Koldaki artırmalar nasıl? Koldakiler de yine sihirli halka ile başlayıp kaç tane atıyorsun? 4 sihirli, mü? Aynen. Sihirli halka ile başlayıp 3 tane. Sihirli halkanın içine 3 sık iğne yapıyoruz. Hayır, sihirli halka içine 6 sık iğne yapıyorum. Sonra 1, 2, 3 yapıyorum. Yani 3 tek bir çifte kadar geliyorum. Sonra yaklaşık 10 sıra düz örüyorum. Sonra tekrardan burada 3 tek 1 çift azaltıyorum, 2 tek 1 çift azaltıyorum. Yukarı bacaktaki gibi bir sıra düz, bir sıra azalt. Bir sıra düz, bir sıra azalt yapıyorum. 12'ye geliyorsun. Aynen. Güzel. Kolu da öğrendik, bacağı da öğrendik. Ama bunları yazacağız tabii ki evet. akılda kalsın. Evet, hatta reklam arasında yetiştirebilirsen reklam arasında yanımda yazalım var. Çünkü... Ha süper. Yazdım. Hazırlamış. Masaya koymuyorduk. Onu da gösteririz olmadı. Tamam, evet. Hani sosyal medya takip etmeyenler için... Kaşı gözü, burnu çok çok sevimli. Bir de şu kalp nasıl yapılıyor onu merak ediyorum. Bunu sadece bebek için düşünmeyelim tabii. Daha evet. önce kalp yapmamıştık. Bu nasıl ölçüsü öğrenmek isterim. Onu da tamam. Tamam mı? Tamam. İlerleyen tamam, dakikalarda olur. Gelirim yanına. Tamam tabii aşama ki. Aşama paylaşırız, birleştiririz. Sen örmeye devam tamam. et. Ben müsaadenle hoşçakalın. Sevimciğimin yanına geçiyorum. Peki. Şöyle atölyeme geçmek istiyorum. Evet amigurumi ayıcığımız. Şimdi ne aşamada, ne yapıyoruz? Gözlerini taktım. Göstermek bugün... istiyorum. Şirin bebeğimiz. Evet. Bugün pembeye mavi göz taktım. Gözleri de şöyle gösterebiliriz. Onların da çeşitlerini getirdim. Hani fikir olsun diye. Farklı büyüklü, farklı. Büyüklü, küçüklü. Evet. Bebeğin boyutuna göre küçük olanlar kullanılabilir. Orta boy olanlar kullanılabilir. Şöyle göstereyim. Hepsini. Onlar zaten çok emniyetli. Arkadan klipsi olduğu için çıkarabilmesi zor değil mi? Evet, zor. Bugünkü yaptığımızda da mavisini taktım. Şimdi şey... Çıkarıp takabiliyor muyuz ya da bir tane gösterelim mi? Şunun üstüne... Merak edenler zaten. Olur çünkü öğrenmek isteyenler. Olur tabii ki. Daha önce takalım. Biz bunu programımızda yapmıştık ama daha tekrar büyük. Paylaşalım. Paylaşalım. Pekişsin bilgiler. İsterseniz siz yapın. Sen yap hayatım. Ben mi yapayım? Sen bana tamam. anlatasıya kadar. Şimdi işte belirli ilmeği şey yapıyorum. Evet. Şöyle. Biraz bunu arkasından geçmesi da geçireceğiz, evet. sert. Şöyle göstereyim. O kadar sık örmüşüm ki. Şöyle geçirdim. Evet. Bu beyaz aparatı bunun üstüne tutuyorum. Tık bir ses gelecek. Gelmedi. Evet. Evet. Gelmedi bu sefer ama geçti. Bu şekilde geçiriyorum. Sıkı bir şekilde geçmiş oluyor. Gayet güzel. Bunlar çıkmıyor. Hayır. Özellikle kilitli göz alın muhakkak. Çünkü, güvenli. Evet güvenli. Bebekler bunu yutabilirler. Evet burnlarına kulaklarına merak ediyorlar çünkü deniyorlar. Şimdi evet. ne yapıyoruz? Biz kollarını ve bacaklarını nasıl yapıldığını evet, bahsettim, anlattım. Evet. Şimdi içine doldurdum elyafla aldığı kadar. Sonra kafasından dikmeye başladım. Şimdi dikmeye başladın ama şimdi gövdesi için nasıl yaptın? Yine sihirli halka tamam, o doğru, rakamları paylaşırsan tabii sevinirim ki, artırmaları, tabii eksiltmeleri. Tabii ki. Tekrardan sihirli halka, 6 sık iğne, tekrardan 12, buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'ya kadar çıktım. 6 doldurdum. 12. Evet 6 çıktım. Yani 6 çıktım derken canımcığım. Bir tek bir çift, 2 evet. tek bir çift, 3 tek bir çift, 4 tek bir çift, 5 tek bir çift, 6 tek bir çift tamam. yaptım. Daha net oldu. Evet. Sonra burayı 10 sıra dümdüz ördüm. Geldim 10 sıra saydıktan sonra 6 tek bir azalt, 5 tek bir azalt, 4 tek bir azalt, 4 tek bir azalt da durdum. Burası 30 çünkü boynu kalın olsun diye 4 tek biraz altta durdum.
Aynı şekilde kafayı anlatayım. Gene sihirli halka, altı doldurdum. Bir tek bir çift, iki tek bir çift, üç tek bir çift diye ona kadar çıktım. Burada bir farklı yöntem var. Kafası biraz daha oval olsun diye. Üç yerden ondan sonra, on tek bir çiftten sonra üç yerden şöyle yapıyoruz. 23 tane tek bir çift, 23 tane tek bir çift, 23 tane tek bir çift diye üç kere. Normalde buradaki arttırmalarımız 6 tane. Yani ne yapıyorum? İşte 6 tane bir tek bir çift, sonra 6 tane iki tek bir çift yapıyorum. O bu şekilde. Ama dediğim gibi birazcık daha böyle kenarlardan ovalleşsin diye iki sıra 23 tek bir çift, 3 kere, sonra aşağısı 24 tek bir çift, 3 kere yapıyorum. Bunları dediğim gibi zaten yazılı olarak daha anlaşılır olur. Sonra aşağısına geçiyorum. Tekrar 10 sıra. Hiçbir şey yapmadan hiçbir sık şey, yapıyoruz. Aynen, hiçbir şey yapmadan. Şimdi buradaki yaptığım arttırmaların aynılarının azaltmasını aşağıda yapıyorum. Ne yapmıştım? 24 tek bir çift yapmıştım. 24 tek bir azalt. 23 tek bir azalt. Sonra 10'du biliyorsunuz ki. 10'dan 10 tek bir azalt. 9 tek bir azalt. Gene geldim 4 tek bir azalt. Yani burası, bu kısım, ağız kısmı 30 olacak. Burası da 30 olacak. Yani eşit olmalı, evet. Evet. Hani evde yapanlar farklı yapabilir ama muhakkak bu diktikleri yerin sayısı 1 olsun. Eşit olsun. Evet, eşit olsun. Tekrardan şu elyaflarla doldurduk. Evet, doldurduk. Gördüğünüz gibi şöyle. Çok elyaf alıyor. Çok. Bitti, çok az kaldı burada. Numune göstermelik elyaf. İçine bastıra bastıra iyice yerleştirdik. Evet, yerleştirdik bu şekilde. Şöyle göstereyim. Daha da alır aslında ama ben hani yapmıyorum. Sonra geldim, şöyle ikisini bir tuttum. Ben tabii biraz başladım şimdi ilerlemek için. Artık kollarını, gövdelerini, başını, ayaklarını yaptığımız için birleştirmeye sıra geldi. Evet. Bir gövdeden batıyorum, bir kafadan batıyorum. Gövdeden çıkmışım şu an. Kafadan, şu ucundan şöyle sıkı sıkı yapıyorum. Tabii ki bir öncekinden çıktığım yerden geri batıyorum. Şöyle göstereyim. Buradan çıktım, buradan çıktım. Şuradan batıyorum. Altta çıktığın yerden tekrar batıyorsun. Evet. O şekilde birbirine dikiyorsun. Aynı ördüğün iple iğneye geçirerek. Aynen, bunu sıkı yapmak mantıklı. Sağlam olsun, başı düşmesin. Evet, sağlam olsun. Burası da insanların çok karıştırdığı bir yer, bu dikme işi. O yüzden önemli, hani üzerinde durulması gereken bir yer. Sağlam yapılırsa başı oynamaz, bebeğin başının oynamaması gerekir, sağlam olması gerekir. Gördüğünüz gibi bu kadar sağlam. Evet. Şöyle hızlı hızlı. Daha sonrasında da ağzını yaptım, bunu da anlatayım bir yandan. Evet, onları o birleştirmeleri ben mutfaktayken de yapabilirsin. Ağzında da tekrar sihirli halka, altı sık iğne, çift battım hepsine. Bir tek bir çift, iki tek bir çift, üç tek bir çift yaptım. Üç tek bir çiftten sonra üç sıra düz ördüm. Düz ördüm. Bunu da gene geleceğim buraya, ağzına. Silikon koyuyor musun hayatım? Evet, koyuyorum ama onu birazcık dikiyorum. Yandan. Evet, yandan biraz bırakıyorum, açıklık. O şekilde. Onu da böyle hizalıyoruz. Bu kısmını hizalıyoruz. Gene kafasından bir yerden batıyorum. Şöyle çıkıyorum. Şöyle, bunları ben daha sonrasında düzeltirim. Bunun dikmesini de göstereyim. Bu biraz daha farklı. Şuradan geçiriyorum. Şimdi onu kameraya, karşıdaki monitör seni yanıltmasın hayatım. Tamam. Oraya bakarak şuradan, yaparsın, yapabilirsin. Şuradan geçiriyorum. Ondan sonra tekrardan yandan geçiriyorum. Yine kafadan çıkartıyorum. Şöyle. Bu böyle hani yan yan. Dikiş izi olmuyor. Buradan çıkartıyorum. Tabii burada kafadan geçebiliyor böyle. İplerimiz. Şunu şuradan. İki işi bir arada yapacağım diye böyle karışıklık olabiliyor. Sonra tekrardan çıkartıyorum. Bir yandakinden batıyorum.
kafasından batıp tekrar kafadan çıkartıyorum. Bu şekilde burnumuzu kafamıya monte ediyoruz. Evet, böyle yapınca bakın ist kalmıyor. Şunu nasıl yaptın burnunu? Onu da, şimdi bunu birleştireyim. Tamam. Ağzını birleştireyim, doldurayım. Ondan sonra kollarını da birleştirdikten sonra burnunu en son... Hay hay, tamamlanmış, kabası bitmiş olur. Gözlerini takmıştık evet, zaten. Taktım. Bu detayı nasıl yaptın, kalbi nasıl yaptığını da öğrenmek istiyorum ki sen reklam arasında bunun çok teferruatlı olduğunu söyledin. Yani aslında teferruatlı değil, kolay ama... Şey, biraz şimdi yapması burada yaparsak uzun sürebilir. Hani bizim zamanımız şey yapmaz ama anlatırsın, sayıların... şablonu varsa şablonu da paylaşır. Tabii, tabii ki. Sayılarını anlatırım, mantığını anlatırım. Arada birleştirme var, evet. İki parça olarak örülüyor. Arada birleştirme var, sonra döne döne birlikte örülüyor o da. Güzel, merak ediyorum kalp nasıl olacak? Harika. Bu şekilde. Onu o şekilde güzelce monte evet. edelim. Sen monte etme, ben devam ediyorum monte devam etmeye. Devam ederken ve bizim... Amigurumi ayıcık bebeğimiz. Burnunu da monte ettin, diktin. İçerisine el yapımızı da koyduk. Şimdi burnunu nasıl yapacağız onu öğreneceğiz. Kahverengi ipimi uzun bir şekilde kestim. Evet. Burnun herhangi bir yerinden şöyle yan tarafından üstüne doğru. Evet. Üstüne doğru iğnemi batırıyorum. Buradan çıktım. İşleyecek kadarını çekiyorum. Sonra şöyle bir iki veya üç ilmek, yani üç sıra geçecek şekilde ben üç sıra yapıyorum. Buradan işlemeye başlıyorum. Böyle bütün, yani yaklaşık olarak 5-6 ilmek. Evet, işliyorum. Aynı işi yapacağız. Evet, buradan bir üstten bir alttan geçiriyorum ipimi. Bilerek uzun bıraktım çünkü yetmeyebiliyor. Yetmezse tekrardan bağlayamıyorum. Hep alttan başlıyoruz. Evet, geçmiyor çünkü. Çıktı mı? Çıktı. Şimdi... İri gözlü Allah'tan hemen. Evet, kadın göre geçti. Keselim hayatım, o biraz dallandı, budaklandı. İpin özelliği. Aynen. Genelde iplerimiz şey yapmaz ama şimdi burada anlatıyoruz ya. O yüzden siz geçirmek ister misiniz? Tabii, yardımcı olayım hayatım ver. Şu anda ne yapılıyor diye bekliyor ekrandakiler. Heh, oldu. Tamamdır. Evet. Sonra bu şekilde tekrardan devam ediyorum. Şunu da alttan tutayım karışmasın. Bir alttan bir üstten üçerli sıra bu şekilde git gel yapıyoruz. Evet. Tabii bu ipimizi de çok şey yaptık. Şöyle çekelim. Kahverengi ipimizde gözlerimizi yerleştirdik, ayaktan başladık, sonra kollarını yaptık, gövdemizi, başımızı yaptık. 30 ilmeğe geldiği zaman hem gövde hem baş onu birleştirdik ama öncesinde el yaflarımızı içerisine doldurduk. Sonra gözlerimizi taktık ki çeşit çeşit boy boy orada gözler var. İnternetten alabilirsiniz onları hanımlar. Yüncülerde de var. Evet. Bazı yüncülerde satıyorlar. Aha. Klips şeklinde çok güvenilir, çıkarması zor. Bu hazırladığınız, ördüğünüz bebekleri çamaşır makinesinde yıkayabilirler. Evet, 30 derecede. 30 dereceye atın. Orada ayıcık dönsün. Reklamlarda vardır ya bir döner o ayıcık. Onun evet, gibi. Gerçekten tam o ayıcığa. Şimdi burnunu yapacağız. Sonra şurada aynen. Zaten çok kolay. Hemen iğneyi buradan batırıp oradan çıkarıp. Evet. Birazcık da şöyle yapıyorum. Mesela beyazların üstünü kapatacak şekilde çekiyorum. Tabii. Aynı yerlere bazen denk gelmiyor. Aha, hem beyazlar kapansın diye şöyle. Sonra üstünden de bir gel git var. Evet, üstünden de gel git var. Şöyle şurasına biraz daha geçeyim. Artık ayıcık denilince bir kalbi oluyor. Değil mi? Evet. Benzin istasyonlarında mesela yolculuklarda ara verdiğimiz zaman mola yerlerindeki alışveriş merkezlerinde bütün ayıcıklarda nedense böyle bir kalp var.
çünkü çocuklar... Bütünleşmişler artık. Evet herhalde. Ama ayıcıklarda bu. Değil mi? İşte acaba şey hani böyle sevgililer, eşler birbirlerine hediye evet. ayıcık alıyorlar ya. O yüzden belki bayanların da hoşuna gittiği için. Sever misin? İster misin mesela ayıcık alsın? Evet. İstersin. Aslında çok tarzım değil ama yine de yani. Mutlu olurum. Evet mutlu düşündüğü olurum. Düşündüğü için. Evet kesinlikle. Ben aşkımın elinde kocaman kalpli bir ayıcık da düşünemiyorum. Benim bir tanem. Onu bir kere bilmem kendi tutamaz herhalde elinde. Şimdi burnunu bunu, bitirdim. Aynen burnunu bitirdim. Yoğun bir şekilde burayı işledim. Sonra bir de sizin dediğiniz gibi şu sıranın başına geleyim ki başından itibaren işleyeceğim. Şöyle. Çok güzel oldu. Geliyorum. Bu tabii ipler o kadar şey o, ki bizi... Kalanı nasıl bırakıyorsun şey içinde onu merak ediyorum. Onu da göstereceğim. Evet. Hemen göstereceğim. Şöyle bir sıra daha geleyim. Şimdi mesela bunu şu battığım, evet. battığım yer var ya tekrar battığım yerden geri çıkıyorum. İlk ipimizi aldığımız. Evet. Sonra buraya şunları biraz kısaltayım ki rahat bağlayayım. Mesela izi de yok. Evet, izi de kalmıyor. Bunu buraya şöyle bir düğüm, iki düğüm yapıyorum. Evet. Buradaki ipi kısa kesiyorum. Sonra makasımın ucuyla bunu içeriye ittiriyorum. Gönder gitsin. Evet. Ve bu, i̇şte bu kadar. Buradan kayboluyor. Çok şirin oldu burnu da. Sıkılmalık oldu gerçekten. Evet. Gelelim şu kalbe. Hemen kalpte, onu... Yapımını şöyle bir anlatabilirsen. Anlatayım tabii ki. Kalbimizde iki parça olarak başlıyoruz. İlk önce bu parçayı şuraya kadar örüyoruz. Onda nasıl olduğunu anlatayım. Sihirli halka içine 5 tane sık iğne. Sonra hepsini çift, bir tek bir çift yapıyorum. 3 sıra düz örüyorum. Tamam. 5 başlıyorum. Buraya da aynı şekilde 5 başlıyorum. Çift batıyorum hepsine 5, 10. Bir tek bir çift yapıyorum, 3 sıra düz örüyorum. Sonra 3 sıra düz ördükten sonra bu iki parçayı birbirine, tabii bir tanesinin ipini kesiyorum, diğer ipim hala var. Birbirine ilmek kaydırmayla birlikte birleştiriyorum, bir sıra düz örüyorum. Evet. Bir sıra düz ördükten sonra ortada azaltma yapıyorum. Burada 3 tane azalttım. Daha aynı zamanda arkada da 3 tane azalttım. Evet. Aşağı geçtim. Aşağı sırada bir azalttım, bir azalttım, bir azalttım, bir azalttım. Zaten bu böyle daralıyor. Evet. Buraları düz yapıyorum. O V'liği alıyor zaten. Aynen V'liği alıyor. Ve burada da tekrardan burayı topluyorum iğneyle içinden çıkartıyorum. Basit. Kolay. Evet basit, aynen kolay. Öyle. Onu da şablonda yer alırsa çok sevinirim. Tabii ki. Anlatırken çok kolay görünüyor ama o şablon önümde olmasa hayatta yapamam onu. Tabii ki. Bütün bebeği yapabilmek zor zaten. Evet. Hani sen artık matematiğini oturtmuşsun, göz kararı yapabiliyorsun ama... Biz o mertebede değiliz hayatım. Senden rica ediyorum. Yaparsın, unuturmam zaten. Merak etme. Zırt zırt mesaj atarız tamam, vallahi. Tamam olur. Şablon. Zeynep'im teşekkür ediyorum hayatım. Ederim. Müsaadenle.